My Career'ın yeni sezonuna hoş geldiniz. My Career'ı bıraksam mı? Özellikle Phoenix Suns'da yaşadığımız o playoff rezaletinden sonra, KD'nin, Devin Booker'ın sahaya bırakışlarından sonra, LeBron'un bizi tokatlamasından sonra gerçekten My Career'ı bırakmayı düşündüm ama yorumlarda çok destek gelmiş. Onlar için bir sene daha bu seriyi şampiyonluksuz bitirmek istemiyorum ve bu sene Phoenix Suns'da da kalmak istemiyorum. Şimdiden açıklıyorum. Daha videonun giriş kısmından Phoenix Suns'da kalmak istemediğimi açıklıyorum. Takasımı isteyeceğim. Takasımı hangi takıma isteyeceğimi göreceksiniz. Yeni bir takımda ve kendimin sırtlayacağı bir takımda. Böyle başka yıldızların yanına gitmek yok. Genç bir takım, yıldızının ben olacağı bir takım. Böyle bir takıma gitmek istiyorum. Yavaştan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de beğenip abone olursanız, ikinci sezonda desteğinizi gösterirseniz çok sevinirim. End season diyeceğiz. Sezon sonuna geldik. James Harden finaller MVP'si olmuş. 28 sayı 10 asist. Tamam abi. Şimdiden kafamdakileri söyleyeyim ben. Victor Wembanyama'lı San Antonio Spurs'a bir göz kırpmıyor değilim. Bak off season'daki değişimler aslında burada biriyle birlikte hani LeBron'la Wade'in yaptığı gibi bir araya gelmek neden olmasın, sarabilir. Önemli bir değişiklik var mı? LeBron San Antonio'ya gitmiş. Ulan ben gidecektim San Antonio'ya LeBron. LeBron Wembanyama'nın yanına gitmiş. Bunları nasıl durduracağız ya? Kawhi Oklahoma'ya gitmiş. Paul George kalmış. DeMar DeRozan Clippers'a gitmiş. Paul George'a DeMar DeRozan aynı takımda birleşmiş. Klay Thompson kalıyor. D'Angelo Russell kalıyor. Malik Monk Lakers'a gidiyor. Kelly Oubre'ler falan çok önemli değil. Doğuda bir değişim yok. Sadece Valanciunas Detroit'e, James Wiseman Toronto'ya gidiyor. Ya ben San Antonio'ya gitmek istiyordum ama şimdi Lakers'tan LeBron'u çekmişler. Bakalım orada yeni bir oluşum isterim. Burada takım seçebiliyor muyuz? Seçebiliyoruz. San Antonio en aşağılarda bak. LeBron James starter. LeBron'u kesmek de olmaz şimdi. Phoenix Suns'a gitmeyeceğim. Indiana'da kim var? Tyrese Haliburton, Miles Turner, Benedict Mathurin. Indiana'yı da çok istemiyorum. LeBron'dan boşalan yeri ben mi doldursam Lakers'ta? Sacramento'ya gitme ihtimalim yüksek. Ama şimdi De'Aaron Fox'a vereceğiz sokamayacak ya. Houston'da Alperen'in yanında bir sene oynayabiliriz. Geri döneyim mi Dallas'a? Yok kalsın. De'Aaron Fox, Sabonis, Keegan Murray, Kevin Oerter. Bak aslında bu takıma tam uyuyorum ya. SF'ye de beni koy buraya. De'Aaron Fox, Sabonis, ben, Keegan Murray, Kevin Oerter. Cuk diye oturuyorum ses geliyor. Öyle diyeyim. Jalen Green, Alperen, Jabari Smith, Fred VanVleet, ben. Bak buraya da iyi uyuyorum ha. Ben artık yıldız olacağım bir takıma istiyorum. Lakers'a gitmeyeceğim. Lakers'ta Anthony Davis var. Ben kendim sırtlamak istiyorum. Bir de bize geçen sene çakan takıma gitmek istemiyorum. Kevin Durant miyim ben ya? Chat'e soracağım. İlk şeyde chat'e sormuştum. Hadi burada da chat'e sorayım nereye gideceğimi. Ama opsiyonları ben belirleyeceğim. İlk bölümde de chat'e sormuştum. İkinci sezonun ilk bölümünde de chat'e soruyorum. 3 takım arasından chat'ten seçim yapmasını istedim. Bu 3 takım Sacramento, Memphis ve Houston oldu. Bu arada küçük bir duyuru için bölüyorum videoyu. Siz bunu izlerken NBA sohbeti yaptığımız bir video başka bir kanalda yayınlandı. O kanalın linkini aşağı koyacağım. O kanalda olacağım. Sezon boyunca NBA programı yapacağız. O linkten o videoya ulaşabilirsiniz. NBA sezonu başlamadan önce çıkış ve iniş beklediğimiz oyuncuları değerlendirdik. Mutlaka izleyin. Çok keyifli bir video oldu. Ve o kanalda abone olursanız ya sezon boyunca haftada bir orada NBA yorumlarımla birlikte olacağız. Bu videoya da gidin İlker Sırt'tan geldik yazın. İlker Sırt'tan geldikleri yapıştırın. Memphis biraz Ja Morant çok yıldız orada önüme çıkabilir. O yüzden Sacramento'yu seçeceğim. Siz de yorumlarda hangi takımı görmek isterdiniz? Onu söyleyin. Belki trade deadline'da bu takımdan büyük sinirlenip ayrılırsak o takıma gidiş yapabiliriz. Nike'ımı alayım. Her zamanki gibi Nike'ımı alayım ben. Yeni takım, yeni takım. Heyecanlıyım. De'Aaron Fox, Kevin Oerter sonunda şut sokan müşterimiz mi olacak? Evet, yeni takımımda yeni maçıma hemen çıkarım abi. Hemen çıkarım. Önce bir geliştirmemiz var mı ona bakalım. Kendimizi geliştirebiliyor muyuz? Bu sene turnike kaçırmayan bir ben. Turnikelere basarım hemen. Bu sene turnike kaçırmıyoruz. Yine bayağı ara verdiğimiz için ama şut konusunda sıkıntımız olacak. Ne zaman Brandon Ingram'la maçımız? Bak ilk maç 50 sayı 6 asist. %100 üçlük. Aa dur. Bu maçı oynayacağım. Başlıyoruz. Yeni sezonun ilk maçı. Bu bölüm bir maç olur. Yeni sezondaki yeni İlker Sırt'ı yeni takımıyla birlikte görürsünüz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Evet. Eski takımımıza karşı sahadayız. Bir şutumuzu hatırlayalım ya. Mor yakıştı tabii. Sacramento Kings formasını daha önce giyen bir Türk vardı NBA'de. Hidayet Türkoğlu. Hidayet'ten sonra Sacramento'da oynayan ikinci Türk olduk. Bu formanın hakkını vereceğim ya. Sacramento Kings'i bu sene şampiyon yapacağım. Bir eski takımımıza karşı verelim, ders verelim. Bizi kaybettiler. Onun dersini verelim. Bu arada bu sene de Hall of Fame'de devam edeceğim. Zorluk seviyesini süperstara çekmeyeceğim. Playoff'ta belki Hall of Fame yüzünden elendik. Onun saçmalıkları yüzünden elendik ama oradan devam biz. All-Star senem bu sene. Bak, DeAndre Ayton 31 sayı atıyormuş. DeAndre Ayton 31 mi atıyor? Oha. Sacramento'nun bu formasını sevmiyorum ama bak. Yarısı mor, yarısı siyah forma. Çok hoşuma giden bir forma değil. Sacramento'nun normalde branding'ini severim.
renklerini vesaire logosunu. Ama bu forma çok hoşuma gitmiyor. Kevin Durant bana karşı atıyor. Aynı takımdaydık mesela, şu şutları göremiyorduk. Neyse. Yarın Fox Sabonis. Biz sizin oynamanızı izleyeceğim ya. Takım arkadaşlarım bakalım ne üretiyor kendi kendine. Sabonis turnikesi isabetli. Benim yerime Josh Okogie oynuyor ha. Ya büyük bir düşüş olmalı. Büyük bir düşüş olmalı. Devin Booker turnikesi isabetli. Bana karşı hepsi girecek. Yarın Fox beni bir oyuna dahil etsene. Yarın Fox pas. Sabonis seninle oynayalım. Bakalım DeAndre Ayton'dan sonra yumuşak olmayan bir uzunla oynamak nasıl hissettiriyor? Orta mesafemi kaçırarak başladım ama Sabonis orada. Sabonis pisliği temizledi hemen. Hücum reboundu sayı. Kevin Durant çember altında, yardıma geldim Kevin Durant'e. %90 kontesti turnikeyi bitirdi. Kevin Oerter ver bakayım. Kevin Oerter'le aslında üçlük için bir set oynayabiliriz. Kevin Oerter'i mesela boş bırakırlarsa artık şutörüm var. Artık şutörüm var. Eline sağlık. Artık şutörüm var. Point guardları Carson, Bradley Beal'ı kaybettiler mi yoksa kenardan mı getiriyorlar? Bradley Beal bu takımdaki en iyi oyuncuydu. Hadi bakalım Kevin Durant. Yok. Kötüsün sen. Diğerin Fox bana. Koşabiliriz. Gencecik takımız. Haydi Sabonis perdeye taktı. Çembere gidiyorum. Diğerin Fox'a vereceğim. Perdeye gideceğim diğerin Fox'a. Diğerin Fox perde mi kullandı? Diğerin Fox çembere aktı. Turnikesini kaçırdı. Olsun. Devin Booker'ı savunurum. Ama Aiton'u nasıl savunayım Aiton'u? Keegan Murray. İyi perde oğlum. Fantasy takımımda da varsın sen. At şu şutu köşeden. Konuşamıyorum bak. Şutör gördüm ilk defa. Konuşmayı unuttum. Yani pas verdikten sonra şut sokan oyuncular görünce benim Türkçe'de bozuldu. Gideyim. Bir tane de ben atayım. Spin'imi yapayım. Fake'imi göstereyim. Josh Okogie iyi savundu. İyi kaldı karşımda. Ooo Sabonis. Kevin Durant'le eşleşmiş. Sabonis'e indiririm. Smaçla. Çok kolay olacak. Sacramento Kings'de çok kolay olacak. Takımımızı bulduk. Genç takım. Akıyoruz ya. Öyle yok el üstü Durant, Devin Booker şutları saçmalı. Devin Booker ama bize soktu. Haydi bakalım. Hala ilk sayımı atamadım. Güzel bir sayıyla başlamak istiyorum Sacramento kariyerime. Ters arıyor smacı. Evet yakıştı. All-Star senesi, belki MVP senesi. Yakıştı, ilk sayıya yakıştı. Sabonis bu arada çok iyi başladı bence. Devin Booker'ı da çok iyi savundu. Rebound bende. Direkt De'Aaron Fox'a atarım. De'Aaron Fox direkt çembere. Turnikesi isabetli. Josh Okogie çembere. Bloklarım onu. Ah, bloklayamadım ama kaçırdı. İnanılmaz oynuyoruz. Gerçekten inanılmaz tempo yaptığımız bir takım. De'Aaron Fox'la benimle. DeAndre Ayton saçmalama. DeAndre Ayton ya. Beni perdelerden çıkardınız. Bak sharp shooter takeover açtım. Fake'imi gösteririm. Fake'ime kimseyi zıplatamadım. Sabonis iyi perde. Kayarak üçlüğümü yolladım. İsabetli. Başka bir ilker sırt. Bu sene her şey farklı olacak. DeAndre Ayton çembere gitti. Smash'la bitirdi. Paslarını falan gösteriyor Ayton'a bak. Ne oynuyoruz De'Aaron Fox? Bana pas vermen lazım. Benim üzerimden bir set gibi gözüküyor. De'Aaron Fox'a iki tane perde geldi. De'Aaron Fox step back üçlüğünü yolladı. İsabetli. Gerçekten Hall of Fame'de mi oynuyoruz ya? Bakamıyoruz şu an, maçtan sonra bakacağız ama. Gerçekten Hall of Fame'de böyle atıyorsa. Çünkü en son maçları Hall of Fame'de oynamıştım. Hall of Fame'de kalmış olması lazım ama sezon yenilendi. Belki bir güncellemeyle değişmiştir. Hall of Fame'de böyle şeyler atacaklarsa ama çok mutlu olurum. Maçtan sonra bakacağız ona. Josh Okogie çok iyi savundum. Carson el üstü bir şey deneyecek. İmkanı yok oğlum. Aldım rebound'ı gidiyoruz. Orta mesafe. Kaçırmam. 24-15. Takım arkadaşlarım kaçırmıyor. Ben kaçırmıyorum. Ulan Phoenix Suns rezaleti neydi öyle ya? Devin Booker şimdi. Step back. Üçlüğünü yolladı. Hep kaçırdığı şut bu bizdeyken. Burada attı. Harika bir giriş yaptık. Sacramento kariyerimize 7 sayı, 4 asist, 2 rebound daha ilk çeyrek bitmeden. İkinci beşli kimler var bakalım oynayabileceğim. Aaron Gordon ne oldu, kendi kendine bileklerin kırıldı. Alley-oop'a attım. Sabonis turnikeyle bitirdi. 7 sayı, 5 asist. Double-double kesin bakalım, triple-double gelecek mi? Brad Beal. DeAndre Ayton'la ikili oyun oynayacak Brad Beal. Bench'ten getiriyorlar takımın en güvenilir oyuncusunu. Eric Gordon köşe üçlüğünü kaçırdı. Bakalım ne oynuyoruz. Sabonis perdeye geldi. Çembere gideceğim. Smacımı kaçırdım ama Sabonis onun da reboundunu aldı. Sabonis her şeyin reboundunu alıyor. DeAndre Ayton'dan sonra Sabonis büyük bir yükseliş oldu. Eric Gordon. Ama saçma sapanlar girmesin hocam. Trail Eyes'dan bana perde gelecek. Trail Eyes perdeye taktı Eric Gordon'a. Fake'imi gösterdim. Çembere. Eric Gordon kilitledi beni. Chris Duarte'ye perdeye geleceğim. Sabonis de gelecek. Ben perdeden sonra boşa çıkabilirim.
Chris Duarte kendi kullandığı isabetli oğlum rol oyuncusu bile üçlük atıyor. Devam bu kız. Sonucum artık 29-22. 29-22 5 saniye. 4 saniye. Üçlüğünü yolladı. Reboundu bende kaçırırsa. Aynen hep de kaçırır. 29-25. Devyan Mitchell fırlat oğlum. Fırlat. Bakalım girecek mi girmiyor. Bakalım ben kenardayken ne olacak? 29-25 şu an. Ben kenardayken fark ne olacak? 44-36. 4 sayıda 8 sayıya çıktı. Kevin Durant'ten topu çalamadım. Kevin Durant orta mesafesine gitti. DeAndre Ayton'ı Sabonis faul yaptı. Kevin Oerter bakalım ne oynayacağız? Bana perde gelsenize be. Bana biraz daha fazla set çizilmeli gibi hissediyorum bu takımda. Kevin Oerter De'Aaron Fox'a verdi. De'Aaron Fox çembere gitti. Çok rahat. Çok rahat. Devin Booker bomboş. Bırakmayın bu adam sokuyor her şeyi. De'Aaron Fox Sabonis'te oynayacak. De'Aaron Fox çembere smaçla be. Orta mesafe ne De'Aaron Fox? Neyse. Neyse aslında De'Aaron Fox NBA'nin en iyi orta mesafecilerinden biridir gerçekten. Burada da bunları düzenli bir şekilde sokacaksa ve özellikle Hall of Fame'se bu maç çok başka şeyler konuşuruz. Devin Booker çıktı yine boş çıktı. Bu sefer sokamadı. Üçüncü reboundum. Üçüncü reboundum. Keegan Murray koş. Keegan Murray koş. Orta mesafesi el üstü oldu. El üstü oldu. Carson Kevin Durant'la eşleştim. Ulan Kevin Durant sana çok nefretim var aslında. Sana verseler topu da bir savunsam seni. Senden nefret ediyorum geçen seneden sonra. Az kalsın basketbolu bıraktıracaktı bana. Sabonis aldı reboundu. Ver bana. Ver bana pushlayalım tempoyu. Tempoyu arttır. Tempoyu arttır. Kevin Oerter senden üçlük bir tane gördük. Bir tane daha görelim. Bir tane daha görelim senden üçlük. Kevin Oerter boş kalacaksın. Orta mesafesi. İsabetsiz. Üçlükte kalsaydı keşke. Keegan Murray ile oynuyor Bradley Beal. Keegan Murray savunursun onu. Savunursun onu. Gerçi Bradley Beal iyi bir oyuncu atabilir. Bizdeyken de iyiydi yani. Ben oradayken de iyiydi. DeAndre Ayton bu arada smaç show yapıyor. Ne oluyor ya? Zaten 31 sayı ortalaması var. Aha git çembere, git çembere, git çembere Keegan Murray. Turnikesi isabetsiz. Bak hücumda tıkandığımız dakikalar. Çok iyi, çok iyi perde, çok iyi perde. Kayarak bir üçlük daha. Bir üçlük daha. Ne oluyor böyle? Ve yanmaya başladım. Bir sonraki üçlüğümü de sokacağım. Artık şut atan bir İlker Sırt izleyeceksiniz. İlk bölümlerdeki yorumlar hep smaç vuruyorsun. Sıkıcı oluyor böyle. Biraz şut attı. Artık böyle şut atan bir İlker Sırt izliyorsunuz. Ben hep dedim ama o yorumlara da cevap olarak demiştim ki. Ben hani kendimi geliştireceğim. Şut sokacağım. Oyuncuya alıştıktan sonra bu şutlar girecek zaten demiştim. Girdiğini görüyorsunuz. Yanıyorum. Hemen bir tane şut atmalıyım. Hemen bir tane şut atmalıyım. Step back üçlüğümü attım. Kaçırdım ya. Bokunu çıkardık ya. Forma numaram 23 mu? 11 boşsa 11'e geçerim bu maçtan sonra. Rebound'u aldık. Rebound'u aldık. Kim boş? Kevin Oerter boş. Kevin Oerter DeAndre Ayton'la eşleşmiş. İkili oyunu savunamaz DeAndre Ayton. İkili oyunu savunamaz. Hareket edemez. Saçmaladık diye Domantas Sabonis'e attık ya. Ooo Domantas Sabonis. Hiç beklemediğim yerden üçlük geldi. Devam kırışlık da boş kaldı. Üçlüğünü yolladı. O da isabetli. 45-54. 9 sayı önde giriyoruz ikinci yarıya. Haydi hiperde. Haydi hiperde. Gel de aliyopumu alayım. Aliyopumu alayım arkada. Smaçta vuralım biraz. Slasher'ız biz. Devin Booker çembere gitti. Step back üçlüğünü yolladı. Devin Booker kaçırdı. Kaçırdı. 11 sayı önde giriyoruz. Vallahi Sacramento çok iyi oldu. Umarım buradan çıktığımda saçma sapan bir zorluk seviyesi görmem. Hall of Fame görürüm. Yani eğer Hall of Fame'de böyle oynuyorsak çok iyi. Çok umut verici. Süperstarsa biraz üzülürüm. Smaçla açalım mı bu çeyreği? Smaçla açalım mı ha? İyi bir pas. İyi bir pasa smaçla açarım. İyi bir pasa smaçla açarım. Josh Okogie yetişemedi bana. Kevin Durant köşeden üçlüğü kaçırdı. Bu maç bir triple double zorlamak istiyorum ya. Keegan Murray çembere, Keegan Murray çembere. Hop, De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, Aiton'u yer bitirirsin. Aiton'u yer bitirirsin De'Aaron Fox. Hadi geç, hızını kullan, hızını kullan. Step back, orta mesafesi. De'Aaron Fox. De'Aaron Fox. Başka bir takım arkadaşımız var artık. Keegan Murray'den perde var. Üçlükte boş kaldım, üçlüğümü yolladım. Girdi mi acaba? Ben iyi release'ledim gibi düşünüyorum ama. Girdi, girdi, evet, evet. 4'te 3 üçlük attık bu maç ve 20'ye bağladık neredeyse. Devin Booker bunu isabetle. Fark 14. Josh Okogie çembere gitsene baba. Çembere gitsene. Çembere git de bloklayayım seni ya. Git çembere, git çembere. Bloklayamadık. Hop behind the back crossover yaptım. Çembere gidiyorum. Çembere gittim. Smaçla bitirdim. Smaç paketimizi de bu seneye özel değiştireceğiz. Bu sezona özel. Yeni smaçlarda hangisini görmek istersiniz acaba? Hep değirmen vuruyoruz çünkü yeni smaçlarda alacağım. Devin Booker üçlüğünü yolladı. Devin Booker. Devin Booker çok attı. Kaç attı Devin Booker? 24 sayı attı. 15'te 9'da. Böyle bir şey deneyeceğim ama kafamda böyle bir şey var ama. Git çembere. De'Aaron Fox. De'Aaron Fox. De'Aaron Fox'tan alley-oop smaçı geldi.
Abi Kevin Durant pasını verdi DeAndre Ayton'a. Sabonis savun artık. DeAndre Ayton'dan bir şey izlemeyelim artık. DeAndre Ayton ne yapacağını bilmiyor. Turnikesi isabetli. DeAndre Ayton Devin Booker show var. Yetmiyor. Josh Okogie'nin üzerinden turnikemiz isabetli. Köşeye atma. Ulan niye bıraktın De'Aaron Fox? Neyse anlaşacağız seninle savunmalarda. Bir şut fake'imi gösteririm. Zıplatamadık Josh Okogie'ye. Dışarı mı bastık? Dışarı bastık. Olmadı. Hoca benim bir oyundan al ya. Kevin Durant fadeaway orta mesafesi kaçırdı. Beşinci reboundum. De'Aaron Fox direkt çembere. Basket faul. De'Aaron Fox'la. Çok kolay işimiz. Devin Booker Kevin Durant'e. Çalamadım topu. Topu çalamadım ama Okogie iyi savunduk. Kendi evimizde taraftarlara kendimizi çok sevdirdik ilk maçtan. 21 sayı, 8 asist, 5 rebound. Aslında Sabonis reboundları bıraksa triple double'a kadar gider bu maç ama... Josh Okogie. Topu çaldım. Direkt çembere. Kimseye bakma. Çembere. Çok çembere. Kevin Durant'ı posterledik. İşte bu. Geçen sene bize yaptıklarının intikamını aldık. Bradley Beal. El üstü orta mesafesi Bradley Beal. Sen atıyordun ama bunları. Sana bir düşmanlığım yok ya. Şu Phoenix Suns'dan bir seni seviyorum valla. Keegan Murray. Sana perdeye gelirim. Sana öyle keyfi perdeye gelirim. Kevin Örter. Sen de bana perdeye gelirsin. Böyle bol perdeli bir oyun. Josh Okogie. Köşe. Keegan Murray. Haydi oğlum. Bu kesin Hall of Fame'liyle. Bradley Beal pasını verdi. Josh Okogie kaçırır. Kafalara dikkat yeter. Köşeye gidiyorum direkt. Keegan Murray ama vermiyorsun pası. Bak bozuşmayalım. Bak çok iyi bir takımız. Bozuşmayalım seninle. Beni gördün mü? Pası vereceksin. Yok öyle bir şey pas vermemek falan. Kevin Örter'e perdeyi koydum. Kevin Örter üçlüğünü yolladı. İsabetli. Bu da isabetli. Kesin bir şey var bu işte. Bu kadar şut sokmamış. Hiç ayrı alamet değil. Devin Booker el üstü üçlüğünü yolladı. Devin ama onlar da sokuyor işte. O yüzden de anlayamıyorum Hall of Fame mi değil mi diye. Devin Booker da her şeyi sokuyor. Oyundan çıktım. Oyuna girdiğimde acaba ne olacak? Fark şu an 16. Oyuna girdiğimde oho maç bitmiş. 100 sayımı atarım çıkarım bu maçtan. 100 sayı atarız çıkarız. Bu maçın bir anlamı kalmadı. Yani takım olarak 100'ü görürüz çıkarız. Git çembere. 100. sayımızı değirmenle vurduk ve çıkıyoruz. Artık çıkıyorum. Yani bu Nixans'a karşı daha oynamam. 169, 31 sayı fark. Tam da burada bırakırım. Hocam beni oyundan çıkar be. Eline sağlık. 133-111. Phoenix Suns'ı madara ettik. Mesaj verildi bence. Bu maçta mesaj verildi. Kevin Durant'e, Phoenix'e, yeni takımıma, herkese gereken mesajı verdim. Ne Dallas'ta hissettiğim gibi hissediyorum, ne Phoenix'te hissettiğim gibi. Başkayız. Bu sezon başkayız. Bu sezon belki MVP sezonumuz olacak. Nasıl bitirdik maçı? 25 sayı, 5 rebound, 9 asist, bir top çalma. %75 üçlük. Şutumuzu soktuk, posterimizi vurduk. Her şeyi yaptık. Şimdi ama asıl şey, asıl önemli olan nokta Hall of Fame mi değil mi? Ne anlatıyorsun Mark abi? Anlat bakalım. En efektif ofensif oyunlar maçlardan biriymiş. MP bu maç kaçırmayacak gibiydi diyor. Az kaçırdım zaten. Mark Cuban da öyle bir şey demiş. Eski takım sahibimiz ne yaptığını biliyor diyor bizim hakkımızda. Josh Giddey senle konuşuyorsun. Ya bu kadar şut kullanıp neredeyse %100 ile atmak çok zor. Ben de bir ara buradaki sahada, evimin önündeki sahada böyle bir şey yapmıştım diye. Kate Cunningham da övüyor. Gerçekten mi? MP tamam efektif bir skorer ama bu kadar da fazla oluyor. Quavo'yu her zaman olduğu gibi dismiss atarız. Quavo'yu dinlemem bile. Haydi oğlum Hall of Fame. Hall of Fame'de böyle şut sokuyorlar. Lig büyük tehlikede. Madem böyle, lig büyük tehlikede. Ben böyle şut atmaya devam edersen, takım arkadaşlarım devam ederse... Sabonis merhaba. Sabonis çok mu yaklaştım? Afiyet olsun Sabonis. Beyler elinize sağlık. Malik Monk'u kaybettiniz. Üzgünsünüz biliyorum ama artık Malik Monk'un koltuğunda ben oturuyorum. Ve sizi şampiyonluğa götüreceğim. Pokuševski'de ne işin var lan burada? De'Aaron Fox nerede? De'Aaron Fox. De'Aaron Fox bana bakmıyor ya. Ya Kevin Örter. Merhaba abi. Aha De'Aaron Fox'u da döndürdük. De'Aaron Fox şu üstündekini değiştir. Çok kötü şu üstündekini değiştir. Keyifli bir bölümün sonuna geldik. Vallahi bir maç oldu. Bundan sonra hızlı bir şekilde playoff'a gideriz. Biraz daha takımımıza alışalım normal sezonda. Bu normal sezonda MVP'lik, All-Star'lık hedeflerim bunlar. Takım playoff'a birinci sıradan sokmak. Sonra domine ede ede şampiyonluğa gitmek. Sacramento Kings takımımızı bulduk. Bu takımın yıldızıyım, birinci oyuncusuyum. Yok öyle artık Kevin Durant, Devin Booker falan. Tek başımıza şampiyon yapacağız. Kendinize iyi bakın. Sacramento Kings hoşunuza gitti mi? Maçta da gördükten sonra özellikle. Bunu yorumlarda belirtin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın.